Açı açı benzerlik teoremi. Elimizde iki üçgen var. Bu iki üçgenin ikişer açısı eş ölçüde. Tabii otomatikmen üçüncü açıları da eşit olacaktır. 180'i tamamlarsak üçüncü açıları da gama diyelim. Bu teorem bize der ki bu üçgenler benzerdir. Yani karşılıklı kenar uzunlukları aynı orantıda değişirler. Tabii doğal olarak bütün nicelikleri aynı orantıda değişecektir. Sadece elimizde açıların eşitliği var. Küçük üçgenin kenarlarına x, y, z diyorum. Büyük üçgenin kenarlarını bilmiyorum. Sadece alfanın karşısında x var. Burada da alfanın karşısına xk diyebilirim. Yani aslında şunu demiş oluyorum ben. Veya xk demeyeyim de başlangıçta. Mesela a dedim. Tabii a'nın x'e bölümü bir oran. A bölü x'e ben k dersen, yani mutlaka buradan bir sayı çıkacak zaten. A ne olacaktır? xk olacaktır. Yani a'yı ben xk olarak seçebilirim. A eşittir xk olsun. Diğer kenarlarda T ile P olsun. Bunların da ben ZK ve YK olduğunu gösterebilirsem benzerlik teoremimi ispatlamış olurum. Sinüs teoremini daha önce ispatlamıştık. Her iki üçgende de sinüs teoremini yazmak istiyorum. X bölü sin alfa eşittir Y bölü sin beta eşittir Z bölü sin gamma. Diğer üçgende de benzer şekilde yazıyorum. Elde ederiz. Şimdi küçük üçgendeki bu sinüs teoremine bağlı orantıyı komple k ile çarpıyorum. Sonuçta pay kısımlarının hepsini k ile çarparsam orantı bozulmayacaktır. O zaman ne elde ederim? Pay kısımları k çarpı x, k çarpı y, k çarpı z oldu. Paydalar değişmiyor. Xk bölü sin alfa, xk bölü sin alfa. Bakın bunlar, bu kesirler birbirine eşit oldu. Şimdi burada sin beta var, burada da sin beta var. Şu taraflar birbirine eşit. Eşitliğin korunması için P'nin de K çarpı Y olması gerekir. O halde P yerine K çarpı Y. Benzer şekilde bakın sin gama, sin gama. Üst tarafta T var. Yine şu eşitlik var. Bu eşitlik aynen var. Yine eşit olabilmesi için, bu eşitliğin bozulmaması için T'nin de K çarpı Z olması gerekiyor. O halde P eşittir K çarpı Y veya Y çarpı K, YK. T eşittir de K çarpı Z veya ZK oldu. Burada da yerine yazabiliriz. O zaman dikkat ederseniz karşılıklı kenarlar orantılı olmuş oldu. Aynı orana sahip olmuş oldu. Bakın X, XK, beta'nın karşısı Y, YK, gamma'nın karşısı Z, ZK oldu. Dolayısıyla ikişer açıları eşit olan üçgenlerin kenarları da aynı orantıya sahip olmuş oldu. Buna benzer şekilde diğer tüm kenarortay, açıortay, yükseklik vesaire tüm niceliklerin aynı orantıya sahip olduğu da benzer şekilde ispatlanabilir, gösterilebilir. K'ya da benzerlik oranı denir. Eğer K eşittir 1 ise üçgenlerin oranı 1 olacağı için uzunluklarının, dolayısıyla üçgenler eşittir. Nokta açısı bu açıda nokta, nokta, çizgi, çift çizgi olsun, nokta, çizgi, çift çizgi, çift çizgi, nokta, çizgi. Çift çizgi, nokta, burası da çizgi. O halde burada açı açı benzerliğine sahip 1, 2, 3 tane üçgen var. Şu küçük üçgende noktanın karşısı 2 iken şu üçgende bakın noktanın karşısı 6, yani 3 katı. O halde çizginin karşısı 4 ise diğer üçgende çizginin karşısı 4'ün 3 katı, yani şurası 12 olur. 12 ise buradan K'yı 10 olarak bulduk. Çift çizginin karşısı x, çift çizginin karşısı y, 3 katıydı. Demek ki burası 3x olur. Şu üçgenle bu sefer bu üçgeni kıyaslayalım. Noktanın karşısı 6, diğer üçgen noktanın karşısı yarısı 3. Çift çizginin karşısı 3x, o halde bu yarısı 3x bölü 2. Tek çizginin karşısı 12, tek çizginin karşısı yarısı 6. X, Y, Z'yi bulmak kaldı. Bunların hepsini de X cinsinden yazdık. X, Y ve Z'nin toplamı 16,5. Yani X, 3X, 4X. 4X'e 3X bölü 2, yani 1,5X daha eklersek 5,5X eşittir 16,5 olur. 5,5'un 3 katı 16,5 yapar. Demek ki X, 3. O halde X'i 3 bulduk. Y 3 kere 3, 9. Z de 3x bölü 2, yani 4,5 olarak bulmuş olur. Yani hepsini şekil üzerine yazmış olduk. Tüm kenar uzunlukları şu an belli.